Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasalarda ve gündemde öne çıkan gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Yine bugünün öne çıkan çok sayıda başlığı var. Bunlardan makro çerçeveye bakacak olursak elbette enflasyon en önemlisi olacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği bir toplantı var. Oradan çıkacak sonuçları da öğleden sonra yine izleyip takip edeceğiz. Diğer taraftan da genel olarak kur düzeyi yüksek kalmaya devam ediyor. 8.05'lerin üzerinde bir sepet kurla yola devam ediyoruz. Hatta 8.06'da 7.39 şu an itibariyle dolar TL'de bulunduğumuz yer. Euro dolar 1.20'lerden 1.18'lere doğru gelince bizde de dolar ve Euro'daki hareket tersine doğru dönmüş durumda. Dolayısıyla dolar TL yeniden 7.40'lara rekor seviyelere yaklaşmış yerlere geldi. Euro TL'de ise zaten bu hafta başından itibaren oradaki rekor seviyeleri tazelemiştik. Diğer taraftan yurt dışında da önemli gündem maddeleri var. Önce gidelim araştırma masasına, Cumhur Örnek'ten dinleyelim bugünün gündemindeki önemli meseleleri. Açıl, günaydın. Ağustos ayını hatırlayacak olursan haftanın 5 işlem günde ikisinde üçünde Burak Karagöz Kapalı Çarşı'dan haber yapıyordu. Oradaki gelişmeleri aktarıyordu. Şimdi dün dış ticaret verisini gördük. Dış ticaret verisinde de özellikle altın ithalatı damgasını vurmuşa benziyor. Ve bu çerçevede dün konuştuğum 3 ya da 4 ekonomist bu gelen veriden sonra yıl sonu cari açık beklentilerini daha kötümser şekilde yukarı yönlü revize etmeye başlamışlardı. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde baktığımızda Ağustos ayında da bir 5 milyar dolarlık cari dengede açık olduğunu görebiliriz. Bu da döviz talebinin nereden geldiğini bize açıkça gösteriyor. Bir taraftan altın ithalatı, turizm gelirlerindeki yoksunluk, Haziran-Temmuz'daki ekonomik canlılık dış ticaret verisine dün yansıdı. Diğer taraftan öncü göstergelere bakıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak evet dün otomotiv sektörüyle ilgili rakamların pazarın büyümesini gördük, aktardık. %60'ın üzerinde Ocak-Ağustos dönemine baktığımız zaman bir büyüme söz konusuydu. ÖTV'den sonra ne olur? Ama öbür taraftan sanayi tarafına baktığımız zaman elektrik tüketiminde yıllık anlamda %3,5 yükseldiğini, Temmuz'daki o canlılığa yakın seyre geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3. çeyrekte de sanayi tarafında üretimde bir canlılık söz konusu. Evet, bugün senin de söylediğin gibi saat 10'da enflasyon rakamına bakacağız. Anketimizde %1'lik bir medyan beklenti vardı. Şöyle önümüzdeki 5 ayı, yani bugünkü veriyi de koyacak olursak 5 ayı medyan beklenti ortalama rakam olarak aldığım zaman üst üste koyduğunda yıl sonunda %11.80'e geliyorsun. Bugün de %1 gelirse %7.43'ü biz daha Ağustos ayında yakalamış olacağız ki bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %8.9, piyasa %10.80'de. Belirtmiş olduğun gibi saat 16'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analist, ekonomist ve yatırımcılarla web üzerinden bir araya gelecek. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak umarım net mesajlar verilir. Çünkü genel anlamda bundan önce para politikasıyla ya da rezerv konusuyla ilgili sorular geldiğinde her iki tarafı da tatmin edecek şekilde bir sorulara cevap alınamıyordu. O yüzden de bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası umarım bu konuyla ilgili piyasa oyuncularına daha net mesaj verebilir. Bu sunum daha sonra internet sitesinden yayınlanacak. Belli başlı belki noktalarda ön plana çıkan konuları da biz ekonomistlerle bağlanıp aktarmaya çalışırız. Yine bugün Perşembe veri ajandasına baktığımız zaman yabancı para mevduatlar, diğer taraftan yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri, kamu bankalarının açık pozisyonu, Amerika tarafına baktığımız zaman işsizlik maaşı başvuruları da takip edeceğimiz diğer unsurlar arasında kalacaktır gibi gözüküyor. Piyasaya da şöyle hızlıca baktığımız zaman dün S&P'de ve Nasdaq'ta yine yükselişler vardı. Günü ciddi anlamda yüksek seviyelerden tamamladılar. Hatta bununla ilgili olarak Trump da bir sosyal medya paylaşımı yaptı. S&P 500 3580'den %1,5 artıyla tamamladıktan sonra vadeliler sınırlı olsa da eksi de Avrupa tarafındaki vadeliye baktığım zaman %0.8'lik orada da yükselişlerin belirgin olduğunu görüyorum. Dolar Türk Lirası akşam saatlerinde 7.40'ın üzerinde işlem gördükten sonra 7.39'da yatay bir seyirle güne başladı. Borsa İstanbul ise 1080 etrafındaki gününe devam ediyor. En çok görülen konulardan, konuşulan konulardan bir tanesi de CDS'imizdeki son 10 günde oluşan düşüş. Bunu da yatırımcılar genel anlamda Eurobond faizimizin, 10 yıllık Eurobond faizimizin ya da 5 yıllık Eurobond faizimizin %6 gibi dünyada eşi benzeri olmamış yükseklikte bir getiri sunduğunu, buradaki teknik nedenlerden dolayı da CDS'in hesaplamasında burayı aşağıya çektiğini söylüyorlar deyip sözü size bırakayım.
Cumhur, teşekkür ediyoruz. Sana aktardığım bu değerlendirmeler ve notlar için biz de önce yurt içinde olup bitenlerle bir hızlıca değerlendirmeye başlayalım. Sonrasında yurt dışında da konuşacağımız çok fazla başlık var Gökhan. Öncelikle enflasyon rakamları ve buna dair beklentileri bir masaya yatıralım istersen. Yani yaklaşık %1 civarında bir medyan beklentiden bahsediyoruz. Yıl sonu %11.9 olacak eğer bir gelecek olursa. Yani yıllık enflasyon %11.9 olacak. Ki tabii elbette yüksek. Yılın ikinci yarısında biraz daha baz etkisi nedeniyle elimiz rahatlayabilir. Ama fiyatlar genel düzeyi zaten çok yüksek olduğu için hayat pahalılığı üzerinden gelen algı dün de konuştuğumuz gibi devam ediyor. Ediyor tabii. Yani enflasyon tarafı zaten daha düşük beklentilerden daha yukarı terfi etmişti. Fakat kurda bir parça işte pandemiyle beraber beklenenin de üstünde aşınma olunca bu sefer ürettiğimiz enflasyondan fazla kur zayıflığı üretmiş olduk. Dolayısıyla aradaki fark yeniden enflasyonu besleyen bir duruma dönüşüyor ve ne zaman işte kurdaki zayıflık enflasyonu beslese bu sefer bir negatif geri besleme döngüsüne giriyor. İşte enflasyon kuru, kur enflasyonu besliyor derken belli bir seviyeye geliyor. Şu aralar işte yüksek olsa da kuru bir şekilde en azından kontrollü devam ediyor. Dolayısıyla enflasyon etkisi sınırlı. Fakat yılın şu bölümüne kadar işte 6-7 puan enflasyon ürettiysek 20 puanlık kur zayıflığı ürettik. O yüzden de yılın kalanı biraz sıkıntılı hale geldi. Çünkü çok zorlu bir yıl yani tüm dünya için. Bu böylesi bir yılda enflasyon üretmek epeyce zorlayıcı. Yani her ülkeyi zorlar. O yüzden şimdi politika yapanlar yılın kalan ayları için birkaç tane şeyle karşı karşıyalar. Bunlardan bir tanesi ekonomideki toparlanma hakikaten de V şeklinde devam ediyor. Fakat artan vakalar özellikle bizde ve dışarıda hem ihracatı bir parça sınırlıyor. İşte Ağustos ayı rakamları da geldi. Orada da gördük zaten ihracatta problemler var pandemi kaynaklı. Yani hem burayı sınırlıyor hem de içerideki toparlanmanın gücünü biraz kırıyor. Bu PMI verileri filan da yani satın alma yöneticileri endeksi de bize bunu işaret etti. Bir de tabii endişe de artıyor. O yüzden de hizmet sektörünün düşünüldüğü gibi ya da istendiği, arzulandığı gibi neyse geri dönüşü tam olarak sağlanamıyor. Bunun kısa ve uzun vadeli sorunlar yaratmasını bekleriz tabii yani özellikle istihdam tarafında. O yüzden de toparlanmayı mümkün olduğunca şöyle işte pamuklara sarıp yukarı taşımak gerekirken bir yandansa finansal koşulların sıkılaştığına şahit oluyoruz. O yüzden politika yapanlar bu dengeyi bulmaya çalışıyorlar. Yani finansal koşulları çok sıkılaştırmayalım çünkü toparlanmaya zarar veririz. Fakat finansal koşulları sıkılaştırmadan da enflasyon hiç istenen bir yerde değil. Yani 7'ler falan konuşulurken hatta altında gelecek çok iyi politik alanı var falan derken bir anda 7'lerden onlara 11'lere çıkmış oldu. Ki daralan bir ekonomi içerisinde yani bu sene büyük ihtimalle daralmayla kapatacak Türkiye ekonomisi. Daralan bir ekonomi içerisinde yüksek enflasyon, daralan bir ekonomi içerisinde yükselen bir cari açıkla devam ettik biz. Evet, o yüzden de problemli. Şimdi bir karar vermek lazım. Tabii genellikle son zamanlarda, son yıllarda kararlar daha kısa vadeli alınıyor. Olaylara karşılık vermek şeklinde alınıyor. O yüzden de bunun sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Yani işte dövizi işte kısıtlamak için vergi geliyor. Bu sefer başka bir yere gidiyor. Bu sefer mesela altına gidiyor. Altına gidince işte oraya da geliyor filan. İşte birazdan belki konuşuruz. Altın ithalatı çok ciddi artmış durumda. Yani dünyadaki talebin iyi bir bölümünü Türkiye çekiyor. Çünkü vatandaşlar oraya hücum etmişler. Çünkü TL biriktirmek yerine başka enstrümanlara bakıyorlar. Yani her adımın bir komplikasyonu oluyor. Başka bir yerden bir error veriyor. İşte ne bileyim kolunu tedavi ediyorsun, boynun ağrıyor, boyun derken dize geçiyor filan. Öyle bir durum. Yani enflasyon da bunun bir parçası. Enflasyona ilişkin aslında yani tam olarak bugünün konusu değil. Enflasyon her zamanın konusu yani. Her zaman enflasyonu indirmek için tabii çaba gösterilmeli ama şu an çok özel bir andan geçiyoruz. Onu kabul etmek lazım. Enflasyona ilişkin yani tahmin ediyorum iki defa son 3-4 yılda şansımız oldu. Yani bir tercih yapma şansımız oldu. Çünkü hem fiyatlar genel düzey hem de işin gidişatı bizi zorlamıştı. O zaman da hatırlıyorum konuştuğumuzu. Yani o zamanki tercih şuydu. Enflasyonun belini kıralım. İşsizliği artıralım. Yani insanlar işini kaybetsinler. Ekonomi yavaşlasın. Ve enflasyonun azaldığından emin olduktan sonra ekonomide çarklar yeniden daha hızlı dönmeye başlasın. Faizler düşük kalsın, ekonomi canlansın, istihdam artsın, ekonominin çarkları hızlı dönsün. Sürdürülebilir dönsün ama. Şimdi böyle bir tercih vardı. Peki bu olmasa ne olacaktı? Enflasyon yüksek kalacaktı fakat yine ekonomi daralacaktı, yine işsizlik yüksek kalacaktı.
Ama en başta enflasyonun belini kırmak için bir şok terapi uygulayıp bunu kalıcı hale getirip hem maliye politikası hem de para politikasıyla destekleyip ya bunu hakikaten davulla zurnayla ilanen duyurup artık enflasyon burada bitmiştir. Bu bir tercihti. O yapılmadı. Bu hemen hemen iki defa geldi kur şoklarından önce ve sonra. Yani dediğim gibi bu yapılsaydı da yapılmasaydı da zaten yüksek işsizlik, enflasyon ve ekonomik yavaşlama olacaktı. Şimdi yapılmadığı için yüksek işsizlik, yavaş ekonomi oldu. Üstüne bir de yüksek enflasyonla kaldık. Tabii şu an o tercihi yapmak için doğru zaman değil, onu söyleyebilirim. Yani iyice öldürelim toparlanmayı, enflasyonun belini şimdi kıralım. Onu şu an köşeye sıkıştırdık diyemem. Çünkü çok özel bir zamandan geçiyoruz. Bunu şimdi kimseye anlatamazsın. Yani o zaman bu zaman değil. Ama bu tercih yapabileceğimiz bir zaman mutlaka gelecektir. Bence o zaman yine şeyi kaçırmamak lazım. Çünkü kısa vadeli politika üretince ve kısa vadeli sonuçlarıyla uğraşınca yeterli zaman geçince geriye baktığında yani, çok da yol alınamamış oluyor. Hep aynı problemlerle uğraşıyorsun. Yani bugünkü problem birkaç yıldır zaten bizim konuştuğumuz problem. Yani 2011-2012'lerde başlayan ülkedeki ekonominin her hızlandığında işte kurun üstüne baskı gelmesi, cari açığın genişlemesi ve enflasyonun yükselmesi sosu, çorbası diyelim, devamlı bizle beraber ve çok yıkıcı olmaya başladı ve devamlı olarak da kurun seviyesinden feragat ederek belli bir yerlere geliyoruz. Yani şu an o resmin devamı var. Ama dediğim gibi yani bugün enflasyonun belini kıralım, faizi cart diye 5 puan yukarı çekelim. O dönem değil tabii ki. Çünkü çok özel bir zamandayız. Ama bunlar olmuştu daha önce. Keşke o zaman yapsaydık. Bugünkü enflasyon beklentisi de hani o anlamıyla bu resme dahildir. Yılın kalanı için sen de söyledin zaten baz etkisi. Yani geçen yılın aynı aylarında çok yüksek enflasyon ürettiği için ekonomi bu aylarda yine yüksek enflasyon üretse de kıyaslama olarak altında kalacağı için bizim enflasyon yani fiyatların artış hızı biraz yavaşlar. Oradaki beklenti bu. Ama yine de yani yıllı çalışanlar için çift taneli bir enflasyon çalışmak daha mantıklı görünüyor onlar civarında. Şey bu gidişat bu. Bu arada bu senenin gıda fiyatları açısından nispeten daha rahat olduğumuz bir yıl olduğunun da altını çizmek lazım. Hani özellikle enflasyon sepetinin içerisinde gıda maddelerinde temel gıdanın şu an itibariyle nispeten daha pozitif gittiğini söyleyebiliriz. Geçen sene bu zamanları hatırlayacak olursak işte tanzim satışlar vesaireler falan patates, soğan fiyatları onlarla çok fazla boğuşmak durumundaydık. Bu sene nispeten daha avantajlı olduğumuz bir sene. Ağırlaşan bir talep enflasyonu ve beraberinde de yine kurdan kaynaklanan baskıyı hissettiğimiz bir enflasyon var. Bugün o yüzden belki manşet rakamdan ziyade biraz daha çekirdek enflasyon ve oradaki göstergelere de odaklanmakta fayda var ki kur geçişkenliğinin ne kadar olduğunu biraz daha net görebilelim. Tabii yani kurun yılın kalanındaki seyri de önemli. Tabii artık bu seviyelerden insanlar koşa koşa döviz almayacaklardır. Ama dövizdeki ufak bir çekilmeden sonra koşa koşa almaya çalıştıklarını gördük. Bu bir problem. İkincisi tabii artık sadece döviz diye değil de belki altın diye de bakmak lazım. Çünkü altın da çok önemli bir yatırım aracı olarak ya da tasarruf aracı olarak belki de insanlarımız tarafından tercih ediliyor. Bunların gidişatı da Türk lirasının seviyesini belirler. Şimdi kabul edelim ki yılın kalanlığı için ihracatta yani çok parlak rakamlar görmeyiz. Elbette ki toparlanma var. Bu iyi haber. Fakat dış talep hala daha zayıf. Yani ihracatın bir numaralı karar vericisi, daha önce de sıklıkla konuşulmuştur, çokça bununla ilgili raporlar da yazıldı. Yani kur seviyesi falan değil. Yani o belki yardımcı olabilir, bir sos. Yani ama ana yemek o değil, ana yemek dış talep. Dışarıda talep varsa sen zaten Türkiye olarak malını satarsın. Zaten ihracatçı cevval. Yani birikimin var, çok fazla ülkeye gidiyorsun. Coğrafi konumun harika. Yani işçilik iyi, birikim iyi, her şey var zaten. Yani yaparsın ama dışarıda problemler var. Dolayısıyla bu belirleyecek yılın kalanında. Bence bu kısmı önemli. Yani kabaca böyle şey yapmış olayım, virgül koymuş olayım. Altın tarafı ile ilgili olarak da bir parça değerlendirmekte fayda var zannediyorum. Aylık altın ithalatı yaklaşık 2 milyar dolar ve Ocak-Temmuz diye baktığımızda neredeyse 12 milyar dolar seviyesine kadar gelmiş. Aylık bazda baktığımızda yaptığımız altın ithalatı neredeyse yaptığımız petrol ithalatına net denk hale gelmiş. Dolayısıyla buradaki ilginin ve alakanın neden kaynaklandığını görmek lazım. Biz bunu daha önceki dönemlerde takip etmezdik. Yani ne zaman
zaman takip ediyorduk biz Türkiye'deki altın ithalatını. İşte İran vesaire bunlarla ilgili tartışmaların olduğu dönemde orayla dış ticaret, gaz ödemeleri vesaire bunun üzerinden devam eden bir tartışma döneminde izler takip ederdik. Bundan 4-5 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla o tarihten bu yana ilk defa biz altın ithalatında bu kadar artış görüyoruz. Ve bu sefer daha çok içeriden, hane halkından, insanlardan gelen talebin karşılanması maksadıyla Irak'tan ve İsviçre'den inanılmaz oranda altın talebi, altın ithalatı gerçekleştirmişiz. Evet, yani işte tasarruf aracı olarak bunu tercih ettikleri için az önce ikiyle bağlayayım yani o yüzden virgül koydum sen de rakamları verdi. Yani buradaki Merkez Bankası politikası ve kurun seviyesiyle ve insanların kafasındaki enflasyon kur algısıyla buradaki tasarruf döngüsü bence bir kesişim kümeleri var. Yani şimdi mesela Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama faizini bir süredir yükseltiyor işte diyelim ki 3 haftadır tam hatırlamıyorum. Yani faizleri artırıyor diyelim şey yani işin sonucu itibariyle. Fakat tam olarak bir yani ilanen duyuru işte vatandaşlara vesaire artık daha sıkı bir para politikasına geçiliyor algısı ve mesajı ulaşmadığı için yani günlük takip ediyoruz. Şimdi gördüğüm kadarıyla da günlük faizler belli bir seviyeye geldi. Kur da belli bir yerde gittiği için sepet kur bence Merkez Bankası da izliyor. Yani buralarda kalsa faizleri de burada tutmaya razı gibi görünüyor. Fakat hem piyasa faizleri hem de vatandaşın aklındaki işte milli para yani sonuçta benim milli param bunun değeri ne olacak? Enflasyon ne olacak? Benim birikimim ne olacak? Burada herhangi bir değişiklik yok. O yüzden de bu metrikleri de göze alarak belki politika uygulamakta fayda var. Yani beklemeye gerek yok. Çünkü kur bir anda hareketlenebiliyor. Küçük hacimlerle gidiyor. Ve vatandaşın tercihi de belli. Bu rakamlar da bize zaten onu söylüyor. Yani çok ciddi bir ithalat var. Yani çok 5-6 milyar dolarlara neredeyse artık varmış. Ve açığın da önemli bölümü buradan. Yani açık mesela dış ticaret, ithalat daha doğrusu %20 artmış. 15 küsur milyar dolarlardan 18'lere gelmiş. Bunun zaten hemen hemen önemli bölümü yani artışının da fazlası 2 katı zaten altından gelmiş. 4,5 muydu 6 milyar dolar mı tam hatırlamıyorum. Yani çok ciddi bir artış var. Yani bu 18'in 4'ü 5'i buradan geldiğine göre demek ki açığa katkıda bulunuyor. Tabii tersinden de tutabilirsin. Sonuçta altın şey değil yani bu bardak değil defter değil. Yani bu para aslında. Tüketmiyorsun ve duruyor aslında. Duruyor yani para verip para alıyorsun. O bakımıyla bir değer bir yere kaybolmuyor. Fakat tabii altın geldikten sonra üretken bir şey değil. İşleyip satamıyorsun dışarıya. Tabii işleyip satamazsın bir. İkincisi hepsi bankaya gitmiyor. Dolayısıyla sistemdeki toplam kullanılabilir ya da işte nakde eşdeğer şeyi hazır değerleri kısmen aşağı çekmiş oluyorsun. Üçüncüsü de kabul etmek lazım ki bu ülkede vatandaşların hala iyi bir bölümünün banka hesabıyla, bankacılık sistemiyle işi yok. O yüzden de parayı alıp yastık altına koyuyor. Ve bu da toplam kullanılabilir bizim rezervlerimizi, bankacılık sistemine dönecek parayı aşağı çekmiş oluyor. O yüzden yani hiç kimse çıkıp da ya iyidir altında dursun diyemez. Yani bunun yerine TL'de olsa çok daha iyi, hiç tartışmasız. Sonuçta bunda bir de döviz de alıyoruz. Yani dışarı döviz gidiyor. Yerine dövizin farklı bir formu, daha az kullanılabilir bir formu geliyor. Yani bu bakımdan bakınca da yani altın ithalatı anlamında değil, TL'den kaçış anlamında değerlendirmekte fayda var. O yüzden de bence bu piyasadaki sıkılaşma mesajını biraz daha sertleştirip, daha açık hale getirip, mesajı yayıp enflasyonu gerçekten öncelediğimizi bir sinyallemek lazım. Çünkü böylesi bir yılda da 10-11 enflasyon da normal değil yani. Bugün mesela Merkez Bankası'nın ekonomistlerle ve yatırımcılarla yapacağı bir toplantı var. Bu toplantılar aslında önemlidir, değerlidir. Para politikasındaki değişikliğin daha doğrudan anlaşılabilmesi veya anlatılabilmesi için. Ama sonuçta tabii kamuoyuyla yapılan iletişim de önemlidir. Yani esas önemli olan şey enflasyon konusundaki beklentileri kıracak ya da değiştirilmesi istenen davranışın ne olduğunu anlatabileceğimiz yer para politikasının kamuoyuyla paylaşılan bölümü, o bölgesidir. Oralarda biraz daha netliğe ihtiyaç var gibi görünüyor. Evet, tabii ki yatırımcılarla bir araya gelmek çok kıymetli. Ya sağ olsunlar buradaki bilgi paylaşımları da şey oluyor, şeffaf oluyor. Biz de zaten katılımcılardan da alıyoruz. Haberini yapıp kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz ama doğrudan iletişimin tabii ki yerini tutmaz. Hele ki bu zamanlarda çok önemli. Ben sabah gelirken bir şeyler okuyordum. Aklıma şey geldi mesela yani şu an en önemli şey nedir dersen tabii güven ve vizibilite yani önünü görmen lazım. Şu an mesela Merkez Bankası'nın Türkiye için 2020, 2021, 2022 yılları büyüme tahmini nedir? Türkiye'nin potansiyel büyümesi nedir?
Bunu bilmiyoruz. Hiç bilmedik. Yani dolayısıyla buralarda rehberliğe ihtiyaç var. Yani bugün Türkiye'de bir büyüme tahmini yapılacaksa, bir enflasyon tahmini yapılacaksa bunun en doğru adresi herhalde Merkez Bankası olsa gerek. Yani bugün Türkiye'deki belki kurumların toplamı kadar ekonomist ve araştırmacı çalıştıran her şeyi geçtim bir kurum. Yani X kurumu bile desen içinde o kadar ekonomist ve araştırmacı çok kuvvetli bölümler, çok parlak insanlar bunlar. Bir araya geldiğinde mutlaka iyi bir iş çıkmasını beklersin. Yani firmalar, vatandaşlar da plan yaparken şeye bakıyorlar. Yani bu çeyrek ne olur, yılı kaç kapatırız, yani tahminen kur nedir, nereyle çalışılıyor, işte enflasyon nereye gider, önünü görmek istiyor. Ya bu da çok normal. Yani bugün sen yoldan çevirip kime enflasyon kaç, nereye gider, büyüme nedir desen, ben eminim ki şu an profesyonel dünyanın yani yatırım işiyle uğraşan, işte şu kadar daralır, bu kadar büyür, enflasyon bu olur diyen insanların tahmin kümesinin yanından geçmeyecektir. Mesela ben şey gördüm, bir araştırma gördüm. Hadi araştırma şirketinin ismini vermeyeyim. İsmi özel rapor gittiği için. Vatandaşın enflasyon algısını soruyor. Yani kaç sizce enflasyon? %108. Yani vatandaşı soruyor, ben demiyorum yani. %108. Sen şimdi gelecek yıl, mesela ben çıkıp, yani Bloomberg izleyenler şeyi biliyorlar. İşte daralma nedir, büyüme nedir vesaire yerlerini koyuyor. Ama mesela ben hani annemlerle sohbet ettiğim zaman, gelecek yıl işte 4 büyüme bekleniyor dediğim zaman, yani bir garip bakıyor benim yüzüme, anlatabiliyor muyum yani? Demek ki vatandaşa bu tam geçmiyor yani. Bunları bence düşünmek gerekiyor. Yani nasıl bir yere oturtuyoruz, nasıl yerli yerine koyuyoruz, ekonomi nerede, nasıl, nereye gidiyor, ne, niçin oluyor? O bakımdan bence iletişim önemli olabilir. Yoksa dediğim gibi yani zaten çok yetenekli ekip var, büyük ekip var. Yani onlardan duymak daha iyi olabilir. Yani o anlamıyla söylemek istedim. Peki bakalım şimdi biraz istersen yurt dışına gidelim. Yurt dışında da olup bitenler dikkate değer. Öncelikle Euro'nun hareketini bir parça değerlendirmekte fayda var zannediyorum. Gerçi Euro'nun gücü mü yoksa doların zayıflığı mı onu da tartışabiliriz. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın rahatsızlığını el altından dile getirmeye başlamış olması burada Euro'da iki tik kadar harekete yol açtı gibi görünüyor. 1.20'lerden 1.18'lere kadar geldi. Mızmızlanıyorlar. Yani. Oluyor çünkü zaten Avrupa'nın temel stratejisi bundan önceki yılları hatırlayacak olursak 3 aşağı 5 yukarı zaten nispeten zayıf Euro üzerine kuruluydu. Dolayısıyla çok güçlenen Euro Avrupa'nın ihracatını çok ciddi şekilde aşağı çektiği ithal fiyatlarını da düşürdüğü için hem enflasyon yönünden rahatsızlık veriyor hem büyüme tarafından rahatsızlık veriyor. Evet yani argoda biliyorsun bundan mızmızlanmak, bıdılanmak çeşitli şeyler söylenebilir. Bu bir para politikası aracı Avrupa Merkez Bankası adına. Bıdılanmak. Çünkü, bıdılanmak. Çünkü çok fazla üye var ve Euro'nun değeri de kıymeti de yani özellikle ticaret bazlı endekse baktığında politika için birebir belirleyici. Çünkü kabaca yani eski hesabın üstüne daha yenisi gelmediği için söylüyorum. Herhalde Trichet zamanıydı o yapılmıştı ki dün kendisi de konuştu. Biz de yayınladık televizyonda. %10'luk her hareket burada yaklaşık yarım puan kadar enflasyona etki ediyor. Tabii ki bizdeki kadar yüksek bir geçişkenlik etkisi yok. Ama zaten yani, hepi topu %1 enflasyon olduğu için yarısı bayağı bir şey yani. Tabii yani dolayısıyla 0.5 puan demek senin de söylediğin gibi yani bir enflasyon üretebilen bölgenin yarısını tıraşlamak demek. Ya çok acayip bir şey. Dolayısıyla şimdi bir yandan da devamlı Amerikalı yetkililer hani onların tabiriyle talking down dollar diyorlar. Yani doların değerinin düşmesi gerektiği yönde devamlı olarak onlar da mızmızlanıyorlar. Ve işte hem politika aksiyonları hem de politik açıklamalarla bir şekilde doları euroya karşı zayıflattılar. Doğru mu yani hatırlarsan? Amerika daha fazla bıdılanıyor diyorsun. Yani. Tabii yani daha güçlü bıdılanıyor ve arkasına politika koyuyor. Şimdi 1.08'lere kadar falan parite yapışmıştı hatırla. Çok uzak bir zamanda değil daha birkaç ay önce. Ve Başkan Trump da devamlı Fed'e çağrıda bulunuyordu. Ya çok acayip bir şey yapıyorsunuz. Ben burada savaşa giriyorum. Yuan kalkıp bana karşı zayıflıyor. 7 küsürlere geldi. Yani beni tamamen boşa düşürüyorsunuz. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Benim karşıma modeller koyuyorsunuz. Ve kabul edelim. O zaman da kabul etmiştik. Haklıydı yani. Ve euro doları neyse 1.20'ye kadar getirdiler. Şimdi euro dolar eğer ki bir çeyrek daha burada kalacak olursa Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi asla tutmayacak demektir. Zaten tutmayacak ama en azından nasıl tutmayacağına ilişkin bir patika var. Yani bu yıl şöyle tutmayacak, gelecek yıl böyle tutmayacak ama yavaş yavaş hedefe yaklaşacağız. Fakat sen şimdi euro doları 1.20, 1.25, 1.30'a götürürsen o politikanın tutması mümkün değil. Sadece o kurun birkaç puan yukarı gitmesi demek Avrupa Merkez Bankası'nın durduk yerde
100, 200, 300, 500 milyar euro, 500 milyar euroluk başka ülke tahvili alması demek. Yani acayip bir şey yani. Dolayısıyla bu iş artık doğrudan borç finansmanına falan gidiyor yani. Kesinlikle. Dolayısıyla da mızmızlanıyorlar. Yani işte FT'ye birkaç şey sızdırmışlar. diyorlar ki hani böyle giderse işte şu olur bu olur. Haftaya da toplantı var. Dolayısıyla bu başladı. Zaten Trichet de söylüyor. Bu kabul edilemez diyor. Yani Amerikalı yetkililerin devamlı olarak doları aşağı basmaları söylemleriyle kabul edilemez. Çünkü yani eğer ki ortam müsaitse politikacı da şeyle yani lip service diyorlar ya, yani o dudağından çıkanlarla o sözlerle destek veriyorsa, sen de trade eden olarak ya da portföy yöneticisi olarak kendini rahat hissediyorsun. Yani diyorsun ki makro şartlar burada. Avrupa Merkez Bankası neyse işte Amerikan Merkez Bankası gereğini yapıyor. Politikacılar da o zaman arkan çok sağlam oluyor. Yani hiç bunun şeyi yok, downside yok. Yani aşağı yönlü gidemez. Çünkü herkes senin tarafında, hemen kayığa biniyorsun. Onlar da ondan rahatsız oluyorlar. Şimdi bilinmiş olan kayığın göstergelerinden bir tanesi burası. Euro tarafındaki spekülatif pozisyonlar. Euro long pozisyonlara baktığımız zaman hakikaten çok uzun süredir görmediğimiz seviyelere kadar geldiğini izleyip takip edebiliyoruz. Biz hani bu kadar fazla euro pozitif bir ortamı çok uzun zamandır görmemiştik. Ne kadar uzun zamandır diye bakarsak en son herhalde 2005'lerde falan görmüştük. 2014-2015'lerde falan görmüş. Epeyce olmuş. Şimdi arkadaşlar onu ekrana verecekler. Bu zaten yani pozisyonlanma herhalde bu tip kısa vadeli hareketlerde ya da belli limitlere çarpınca mesela 1.20 gibi filan. Bu herhalde zaten herkesin baktığı yer oluyor. Çünkü bir yerde çok pozisyon alınıyor olması, evet oradaki hareketin sertleşebileceği anlamına geliniyor. Geliyor. Fakat öyle çok birikiyor ki kimi zaman, o zaman da ha diyorsun fazla ki, kalabalık oldu. Fazla kalabalık oldu. Burada bir problem olabilir diyorsun. Bu şu biraz fazla kalabalık görünüyor şu anda. Görünüyor, çok kalabalık görünüyor. O yüzden de 1.20 yani hem politik olarak zorlayıcı, ekrana da geldi. Hem de yani bu seviyelerden ötürü bence şu an bütün satış zaten oradan kaynaklanıyor. Şu an 1.18'e euro doların gelmesi 200 tik az değil yani. 2 big figure yapıyor. Bundan kaynaklanıyor. Bir de işin içine mesela şimdi Amerikan seçimlerinde belirsizlik falan girebilirse o zaman mesela daha farklı bir şey de görürüz. Bu arada orası da karışıyor gibi görünüyor. Seninle konuşmuştuk aslında iki gün önce. Burada işte JP Morgan'ın raporu üzerinden anlatmaya çalışmıştık. Ya Trump arayı kapatıyor. Hani o kadar da görüldüğü kadar Biden çıkmayabilir falan diye. Mesela bunların üzerine strateji yapmak istiyorsan, opsiyonlarla falan strateji yapmak istiyorsan inanılmaz pahalı hale gelmiş durumda. Çünkü belirsizlik çok artıyor. Bugün de anketlerle ilgili çeşitli haberler var. Arka arkaya 6 ya da 7 tane anketin sonucu, her biri hala Biden önde. Fakat mesela 9 puan önde gösteren ankette şimdi 7 puan. İşte 7,5 puan gösteren de şimdi 6,5 puan. Hatta bu swing state denilen bir cumhuriyetçi bir demokratlara oy veren geçişin yüksek olduğu eyaletlerde 3,2 puan farkla Biden öndeyken bu farkın işte 2,5 puanlara kadar gerilediği söyleniyor. Dolayısıyla yani hani Trump'ın biraz daha bu gösterilerle birlikte mevzi kazandığını, özellikle o gösterilerin protestoları bastırma şeklinin Trump'a pozitif yazdığını görmek lazım. Düşünüldüğü kadar ayrı bir yarış, hani sadece Biden önderliğinde aldı koptu gitti denilecek bir yarış olamayabilir. O yüzden de piyasa açısından önemli belirsizlik. Evet öyle, ama mesela Amerikan hisseleri bunu fiyatlamıyor gördüğüm kadarıyla. Fakat işte bu pozisyonlanmadan ötürü altın ve euro tam senin söylediğin şeyi biraz yaşıyorlar. Altında da bu var. Yani altında da yatırım fonlarındaki birikime baktığın zaman son haftalardaki gördüğümüz artış, biz nasıl ki acayip bir ithalat yapmışsak orada görülmüyor. Yani Türk yatırımcısı için de belki bir şey olabilir, gösterge olabilir. Evet, altın fiyatlarına ilişkin iyimser tahminler devam ediyor. Senin dün programında işte Bank of America stratejisti miydi? Evet. O da 3.000 dolar. Metal analisti. 12 aylık hedef fiyatımız altında 3.000 dolar dedi. Aşı bulunsa ne olur dedim. Biraz düzeltme olabilir ama yeniden hedef yukarıya gider. Çünkü bu kadar fazla masanın üstünde likidite varken ve reel faizlerin artmasına dair en ufak bir sinyal dahi yokken altını buradan çevirmek çok kolay olmayacak diyor. Yani altın destekleyen... Bütün metal kompleksi için bu arada yukarı gidiş bekliyor. Ben şeyi sordum yani 2009-2011 arasında biz daha önceki likidite yayılma döneminde çok ciddi rally gördük. Bunun devamını bekliyor musun diye sordum. Hemen hemen benzer şeyleri bekliyoruz dedi. Yani altını destekleyen faktörler var. Yerli yerinde duruyor. Fakat işte oradaki pozisyonların kalabalık oluşu, yatırım fonlarına acayip yüklenmesi falan yatırımcıların. Bunlar da bence biraz hani smart money derler ya. Yani önceden pozisyon almış, bu işi sezmiş, herhangi bir momentum beklememiş kişileri herhalde satışa yöneltiyor. Çünkü ikidir.
2000 dolar civarından, bir kez üstünden, bir kez altından satışlar geldiğini görüyorum. Yani bunları duymak, bu tür şeyleri dinlemek faydalı ama sadece bunları duyduk diye dönüp bütün yatırımları falan oraya çevirmek biraz riskli olabilir. Çünkü bundan farklı düşünenler de var. Olabilir. Yani bu kısa vadede daha önce de konuştuk. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bir satış baskısı bu seçimlerden ötürü, kalabalıklaşmadan ötürü olabilir. Şu an o yaşanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Burada bırakayım. Amerikan hisselerini konuşacak mıyız? Onu istersen yarın biraz daha detaylı olarak konuşalım. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Sabah raporuna devam ediyoruz. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, ana gündem virüse dönmüş durumda bir kez daha. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları, Ankara'ya yönelik yaptığı vurgu ve ardından gelen yeni önlemlerle düğünlerde süre bir saate kadar düşüyor. Artı 14 ildeki bu düğün kısıtlaması, yani düğün nişan kına kısıtlaması tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Yani artık tüm illerde bu önlemler geçerli olacak. Şimdi rakamlar... Nikah merasimi var, düğün yapmak bir saate sınırlı. Evet, yine katılımcılarla ilgili bir takım sınırlamalar var. İşte birinci, ikinci derece yakınlar dışındaki 65 yaş üstünün katılmaması gibi detaylar var. Bunlar yeterli olacak mı olmayacak mı görülecek ama 14 ilden tüm Türkiye'ye yayılması önemli. Bunun devamında aslında bence verilen şu mesajlar kritik. Yani tabii tavsiye kararı alıyor bilim kurulu toplantılarda. Daha sonra bu işte kabineye sunuluyor ve kabine toplantısından çıkacak sonuçlar doğrultusunda yeni kararlar alınması gerekiyorsa alınıyor. Bütün Türkiye'nin yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi eğitim konusu. Şimdi eğitim konusuyla ilgili olarak ne olacağı belli değil. 21 Eylül'de normalde okulların açılması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da buna yönelik çalışmaları yapıyor ama farklı alternatifler, farklı çalışmalar vardı. Benim dünkü toplantıdan anladığım kadarıyla her gün konuşuyoruz gerçi 8 ve 12. sınıf, yani sınav çocukları, sınava girecek sınıflar sanki başlayacak gibi görüyorum. Ama birinci sınıflarla ilgili olarak işte haftada 2 gün okula gidiş, 5 gün evden devam etme gibi bir yönteme gidebilirler. Ara sınıfların zaten bekleyeceğini, biraz daha bekleyeceğini öngörüyorum ben işte Ekim ortasına doğru gibi. Ama diğer sınıflar, yani 1-8-12'lerle ilgili 8 ve 12'lerin başlayacağı, birinci sınıfların ise haftada 2 gün gideceği bir sistem üzerine çalışılacakmış gibi görülüyor. Bir diğer uyarı da, ki ona ilişkin çalışma da yapılacaktır. Futbol müsabakalarıyla ilgili sezon başlıyor artık bu hafta sonu itibariyle. 11 Eylül itibariyle yanlış hatırlamıyorsam. Normalde 3. haftadan itibaren %30 seyirci alınması yönünde bir karar almıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Ama dünkü bilim kurulu toplantısından çıkan tavsiye kararı en azından ilk yarının seyircisiz oynanması yönünde. Muhtemelen buradan çıkan tavsiye kararına federasyon uyacaktır diye tahmin ediyorum. Herhalde bilim kurulu öyle tavsiye ettikten sonra Futbol Federasyonu... Yani bir de dillendirdikten sonra bunu, yani kamuoyuyla paylaştıktan sonra biz bunda risk görüyoruz diye zannetmiyorum ki Futbol Federasyonu... Ya anladığım kadarıyla Futbol Federasyonu biraz dışarıdaki örneklere bakıp onlara göre de hareket etmeye çalışıyor ama dışarıdaki virüs artış hızıyla bizdeki artış hızı arasında bir miktar fark olabilir. Mesela Fransa'da maçların bir bölümünü seyircili oynatıyorlar. 5000 kişi kadar statlara seyirci alıyorlar fakat günlük vaka sayısı da 7000'e çıktı. Hayır, bir de şundan yani... emin olamıyorsun ki %30 kapasiteyle oynatırsın da herkes ayrı ayrı oturur, onu anlarım. Muhtemelen zaten tribün grupları birleşip yine yan yana duracak. Yani o %30'un çok büyük bir çoğunluğunu yan yana omuz omuza tezahürat edeceği bir duruma gelecek muhtemelen. Dolayısıyla zaten... Bu halde filan yani mutlaka sıçrarsın, birileriyle sarılırsın. Hiç ya tabii. Virüs olan dinlemesin yani. Ha bir de tezahüratı işte bu kadar birbirinden uzak şekilde de yapmak pek, hani en azından sesin sahibi mesajcısından uygun değildir. Zaten bazı takımların da itirazları da vardı hakkaniyetle ilgili olarak. Ben muhtemelen bugün yarın bu kararın alınacağını da düşünüyorum. Şu rakamları takip edeceğiz. Eğitim konusu bence biraz daha önemli ve kritik. Gelecek haftaki toplantıya dikkat etmek gerekiyor dedi Sağlık Bakanı dün, 8 ve 12'ler için özellikle. Ama ben bu hafta içerisinde, yani bir hafta içerisinde diyeyim, Milli Eğitim Bakanı'nın da dahil olduğu bir toplantıda bununla ilgili bir karar açıklanmasını bekliyorum. Siyasetin gündeminde neler var? 1,5 dakika içinde böyle bir özetleyelim. Dış politika var. Doğu Akdeniz konusu çok
ciddi bir noktaya gelmiş durumda. AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesle, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışındaki tüm ülkelerle bu konuyla ilgili olarak masaya oturulabilir yönünde bir açıklama yaptığı ifade ediliyor. Dolayısıyla yakın zamanda şu an itibariyle diplomatik ilişkilerin çok az seviyede olduğu bir takım ülkelerle de Mısır gibi bu konuyla ilgili olarak görüşmeler gerçekleşebileceğini anlıyorum ben bununla ilgili. Bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri konusu. Dün sen değinmiştin hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın görüşlerinin farklı olması acaba bu konuya yansır mı diye konuşmuştuk. Dün yapılan açıklamalara bakıyorum. Hem Mustafa Akıncı'nın yani Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın Lefkoşa Büyükelçisi'yle bir görüşme yaptığı ve bu kararın özellikle Rumları barıştan daha fazla uzaklaştıracağı yönündeki uyarılarını yaptıklarını dile getirdiğini görüyorum. Birine silah vererek zaten barışa hizmette bulunamazsın ki. Evet, aynen öyle. Ersin Tatar'ın da yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın da Rumların zaten bir süredir silahlanmaya çalıştığını ama güçlerinin Türklere yetmeyeceğini, bu yanlış karardan geri dönüşün beklendiğini ifade ettiğini görüyoruz. Aynı düzlemde bulunmuş gibi gözüküyor. Bu arada dün biraz açıkta kaldı, havada kaldı. Ne gibi silahlar verileceği konusu dün Gökhan'la konuşurken de sadece savunmaya yönelik radar silahları kapsıyormuş. Herhangi bir şekilde ateşli hiçbir silah kapsamıyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği silahlar. Ama bu bile özellikle bölgede işte Rumların bu yönde yeniden silahlanması, tabii şartları var. Dün de konuştuk işte Rus donanmasına, bölgelerden geçişine, limanları kullanmasına izin verilmesi ve kara para aklanması konusundaki duruma özellikle Ruslarla ilgili yardım edilmesi hususunda Rusya bundan sonra nasıl bir politika değişikliğine gidecek bu süreçten sonra burası biraz belirsiz. Türkiye tezlerine destek verir bir net politika izlemeye başlarsa bundan sonraki süreç o bölgede nasıl kızışacak bunları göreceğiz. Bu arada iki yeni NAVTEX var Türkiye'nin karar aldığı. Bunları da bugün itibariyle konuşacağız. Yani Doğu Akdeniz konusu hiç siyasetin en sıcak gündemi. Teşekkür ettik. Sabah raporu böylelikle bitiyor. Kısa bir ara sonra yatırım bültenini izleyebilirsiniz.